Yani bu kadar hepiniz gelip lezzet size 5'i nasıl verdiniz ya? Aynen. Ben buradan bakınca görüyorum ya. Hepsi lezzetsiz. Yemin. Hepsi lezzetsiz. Ama o pişmemiş, o çok pişmiş. Tamam, benim mendereyi sana gargara alacağım. Merve'nin ben öyle tabak çıkaracağını hiç tahmin etmiyorum. Ya zaten siz yapamadığınız tadımların suçunu gelinlerinize atın geçin arkadaş ya. Bu kadar basit değil burası. Yapın alın ya, Allah Allah Merve. Bu kadar basit değil ya. Yapıyoruz da dalamıyor. Yapın alın ya, pişirin alın. Al, ya. Yapmamışsınız işte. Ha, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen git şans oyunu falan oyna. Yemin ederim bak o kadar ya, şanslı bir günündesin ki. Beğenmedi 5 verdi. Ya bak en çok da hiçbir kayınvalide umurumda değil. Senin 5 vermen beni çıldırtıyor. Ya benimkine ne demeli? Ya o yine ya benimkine ne demeli? O hep yapıyor onu. Türkan o beğenmediğine vermez 5. Tabii biz beğenmediğimize verir. Bir şey söyleyeceğim. Türkan teyze zaten hiçbirinde lezzet bulamadı. Tek bir yönden yürüdü. Pişme yönünden yürüdü. Çoğu burada kayınvalide pişmeye baktı. Çünkü aynı malzemeleri kullanıyoruz. O pişme yönünden baktığı için yüksek puan verdi. Şans diye bir şey var tabii ki de burada. Sizin çok fazla. Şansınız çok olsun. Evet, şanslıyım. Şöyle söyleyeyim. Kimse beğenmedi. Verdi 5'leri. İlk hedefim Merve'ydi. Seni sona almıştım. Seni en başa aldım. Bu hafta sen gideceksin. Evet. Ben de o kadar inadımdır. Sen de böyle çok bir... Çok da inadımdır. Çok kendini ön plana atarak geldin ama çok kof çıktı. Şimdi ben bir de göreceğiz. Kayınvalidemle bir iki kelime etmek istiyorum arkadaşlar. Bir müsaade edin. Ya ben seni anlamakta artık gerçekten zorluk çekiyorum. Sen 2 haftadır ne oluyor sana? Ne oluyor Merve bana? Evin tapusu mu derdin senin? Ne yapayım yani şimdi? Tapuyu değil, ben sana gelecekte alacağım her şeyin tapusunu vereyim şimdiden. Merve ne 5 vereceksen eğer... Olmayan tabağımı vereceğim? Anne kadın bayıla bayıla yedi benim tabağımı. Pişmemiş kızım, pişmemiş. Ya kabak 2 dakika bile ocakta dursa pişen bir şey hepsi zaten. Hepsi aynı olmayabilir bak. Değişik değişik tabaklar da olabilir. Pişmemiş. Ya ben anlamıyorum arkadaş ya. Anlamıyorum artık. İyice sinirleniyorum ya. Hani günlerde ses tonumu yükseltmeyeceğim diye elimden geleni yapıyorum. Işte. Bak anne bak, ben de bakıyorum bak. Bak. Bak ne olmasını bekliyorsun? Bu sefer de kız. Kız bak, ya tatlım sen oradan görebiliyor musun? Görüyorum. Kız burada pişirmiş. O zaman pişmişe vereceksen buraya vereceksin anne. Pişmiş de eğer derdin, buraya vereceksin. Şöyle bakınca bir bakın şimdi bak, benimkine bak. Bak bir dakika, hepsine sırayla bakacağım. Aynı kesme oranı, bakın yemin ederim aynı kesme oranından bahsediyorum. İlla ki pişmişi arıyorsan anneciğim, o zaman direkt vereceğin tabak Niyase'nin tabağıydı. Ya İlla ki pişmiş arıyorsan. Ya kayınvalidemden duydu koyu diye verdim. Ya yeni Niyase aynısını deyip durma ya, görmüş. O kadar rahat. Benim gözüm yok mu, ağzım böyle yok bir şey mu ya? Var. Anne bir dakika, 5 verdiğin tabakla ilgili bir şey konuşmak daha istiyorum. Şöyle topak topak bakın. Kıymalar topak. Merve ne görüküyor içinde kızım? Topak anneciğim. Zaten 3-5 kıyma var içinde. Ağzını aldın kıymanın topaklarını görmüyor musun? Ya derdin 5 alman falan değil. Alabilirsin, hiç problem değil. Ama bazı gerçekleri de görmeleri lazım artık ya bu kayınvalidelerin. Hanımlar, ben olaya noktayı koyayım mı? Haftanın ilk günü, ilk çeyrek altın elimde. Bu dişli dörtlü arasında ilk çeyrek altını kim aldıysa helal olsun. Hepiniz birbirinizden iddialısınız, çok isteklisiniz. Niyase gelinin mutfakta efsanesi. Nursel Hanım olmuyor bunlarla gerçekten yani. Olmuyor. Gerçekten yani. Tuğba bu sezonun ilk başlarında bizimle olan ve çok iddialı bir gelindi. Kaç bilezikle ayrıldın? 15 bilezikle ayrıldım. 15 bilezikle ayrıldın. Merve'nin her geçen gün değişimini, dönüşümünü izliyoruz. Ara dörtlü finalde halkın seçtiği yarışmacımız ve Merve Adalı. Bu furyanın arasında ayakta kalmayı başarmış en iddialı yarışmacılardansın. Dördünüz de çok dişlisiniz. Gönül abla düşeceksin diye korkuyorum. Yok, sizi bakayım göreyim, dinliyorum ya ondan. O yüzden bu hafta işiniz çok zor. Ayağınızı yere çok sağlam basmanız gerekiyor. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Merve.
Evet şekerim. Bu kadroda bunu aldığın için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sessiz sessiz böyle siz yiyin birbirinizi. Rakibin olsam endişelenirdim. Ya bence de korkmalılar. Çok havalı. Gelin gelinlerim. Bugünün puan durumu şöyle. Merve Adalı 21 puan, Miyase 11 puan, Merve Tekin 8 puan, Tuğba 7 puan. Çağla öğretmenim oynayalım. Sinirlere ne iyi gelir oynamak.